Yeterli bulmuyorum. Bulmuyoruz. Pek yeterli bulmuyorum aslında. Yeterli bulmuyorum. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün halkımıza Kahramanmaraş'ın altyapısı yeterli mi değil mi sorusunu yönelttik. Bakalım halkımızın cevapları ne oldu? Bulmuyoruz. Neden? Çünkü Kahramanmaraş'ın altyapısı Kahramanmaraş'a dar geliyor artık. Daha geniş olmasın. Bir yağmur yağdı mı yine her taraf silde kalıyor. Altyapı çalışsa daha güzel olur yani. Daha çok hizmet istiyoruz Kahramanmaraş'a. Daha çok güzel olmasını istiyoruz şehrimiz. Daha kibar olmasını istiyoruz. Yani gelen bir başkan diğerine öyle çalışacak ki biz o başkanın iyiliğini söyleyeceğiz yani. Şimdi gelin kimi geden gibi çalışırsa öyle ne gereği var? Zaten aynı ama aynı tas olur yani. Gelen ondan daha iyi iş yapacak. Daha güzel çalışacak yani. Hayır. Neden? Neden? Hizmet yok. Hizmet yok evet. Hani Maraş'ımızın hali? Böyle mi olacak? Türkiye'de her şey gelişmiş. Var mı böyle bir şeyler Maraş'ta? Yok. Pek yeterli bulmuyorum aslında. Şu an yeni yeni gelişmekte olduğunu düşünüyorum ama fazla yani diğer şehirleri gezdiğim için fazla yeterli bulmuyorum şu an için. Hükümet yeterli mi ki Kahramanmaraş yeterli olsun be kızım ya? Yeterli bulmuyorum çünkü bu Maraş hani belediyesinin ya da karayollarının ya da vesaire hangi kurumlar ilgileniyorsa bu şehir bir dere yatağı üzerinde kuruldu. Ondan dolayı buranın altyapısı diğer şehirlere göre biraz zor yerleşir ama şu anda çalışmalar zaten hani fen işleri üzerine yürüyor. Yani yol yapımı biliyorsunuz hani çok fazla işte şey yapıldı biliyorsunuz hani yollar yapıldı, kaldırımlar yapıldı. Ya bunların hepsi hani keyfi yapılmıyor. Hani mesir alanları falan yapılan yerler özellikle altyapısı sağlam olmayan yerler. Çünkü niye? Oraya bina dikemezler. Ondan dolayı da daha nasıl kullanabiliriz diyerekten mesir alanları yapıldı. Keza buna İzzet Begoviç Parkı, ondan sonra yeni yapılan parklar, bunlar dahil. Şu anda yeterli bulmuyorum ama şu anki yapılan çalışmalarda en üst düzeyde yapıldığını biliyorum zaten. Takip ediyorum çünkü. Yani altyapı çalışmasını tabii ki yani çalışma olarak yeterli buluyorum. Ama altyapı şu anda yeterli mi onu tabii ki yeterli bulmuyorum. Kahramanmaraş'ın altyapısı altında 0.0 düşünüyorum. Çünkü altyapımız kesinlikle yok. Bir yağmur yağdığı zaman, bir şeyler olduğu zaman yani altyapı berbat. Ben Kahramanmaraş'ta yaşamıyorum ama gördüğüm kadarıyla altyapısı da fena değil. İyi görünüyor. Yeterli bulmuyorum. Bir yağmur yağdığı zaman alt katta oturanlardan, lavabolardan su çıkıyor yukarı. Hayır, yeterli değil. 2-3 yıl önce biz sağanak yağmur yağdı. İki komşum duvarı yıkıldı. İniş rampaya aşağıydı. Bence yeterli değil. Onun her tarafta da şehrin dışında siyah sular akıyor, kokular var. Piknik yaptığımız alanlar hep böyle koku içinde. Mesela Aksu'nun orada pantol fabrikası leş gibi kokuyor. Orada biber patlıcan var. Ben almak isterim, alamıyorum. Kipaş'ın kokulu suyu açıkta aktığı için o şehrin dışına kadar kanalın içinde akması lazım. Para kazanmasını biliyorlarsa çevreyi de korusunlar lütfen. Çevreyi bozmasınlar. Değil. Neden apartmanlar hep tıkanmaya başladı? Eski şeylerde altyapı geçitleri şimdi daha fazla. Eskiden daha yoktu. Bence geçen dönemdeki belediye başkanını başarılı buluyordum. Bence Maraş güzel bir şehir. Kıymetini bilmek lazım. Maraşlı olmadığım için diyorum belki de. Değil tabii. Yok. Geliştirilmedi bence biraz daha. Tabii. Ya, şeye bağlı bir de. Havanın durumuna bağlı. Yağışın yağmasına bağlı. Altyapı. Altyapı dediği zaman demiş altyapısız devlet ordusu silaha benzer. Kahramanmaraş'ın altyapısı yeterli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Dulkadiroğlu Büyükşehir Belediyesi olarak, daha sonrasında ilçe belediyemiz 12 Şubat Belediyesi olarak güzel çalışmalar yapıyor belediye başkanlarımız. Altyapısı yeterli. Altyapı sıkıntımız en son sıkıntımız. Şu an ilk sıkıntımız trafik sıkıntısı. Bir an önce inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu ana arterlerde trafik sorunu çözeceğine inanıyoruz.